Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere Ankara piyasasına ait basit bir eser vermeye çalışacağım. Cimdallı. Evet, eser zaten basit bir eser ve biraz da yeni başlayan arkadaşlarımızın da bu videomuzdan, dersimizden faydalanabilmeleri için eseri olabildiğince basite indirgemeye çalışacağım. Öncelikle eseri yine her zaman olduğu gibi ritimle çalıp örnekleyeceğiz. Daha sonra dersini işleyeceğiz. Fakat yine hatırlatalım. Benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videolarımızın devamlılığı için de bu videomuza beğeni bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Eseri kısaca bu şekilde temel hatlarıyla basit olarak çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi nasıl çaldık? Dersini işleyelim. İkinci parmak sol perdesinin hemen altı. La bemol dediğimiz nota. Buradan başladık arkadaşlar. 3 defa vuruş yapıp la bemole 3 vuruştan sonra hemen solü alttan çektik. Yani hemen ardından fa'ya bir vuruş. Yani solfej yapacak olursak la 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 sol fa. Evet, la'ya 3 vurup solü alttan çekerek fa'ya geçtik. La 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 sol fa. Bura birinci bölüm olur arkadaşlar. Şimdi bu birinci bölümün hemen ardından ikinci bölümü mi'den başlarız. İşaret parmağı mi'de bir vurup işaret parmağıyla hemen fa'ya gelip alttan çekip yüzük parmağıyla solü vurup tekrar fa'yı alttan çekeriz. Yani mi'ye vurduğumuzda da fa'yı alttan, sol'e vurduğumuzda da fa'yı alttan çekeriz. Mi fa sol fa. Hemen ardından da sole bir vuruş yapıp ikinci bölümü tamamlamış oluruz. Yani kısacası ikinci bölüm mi fa sol fa sol. Yalnız burayı seri bir şekilde tril atarak yapacağız arkadaşlar. Gibi. Bu şekilde mızrabı seri kullanmamız gerekiyor. Yani ikinci bölüm mi fa sol fa sol. Evet. İki bölümü birleştirecek olursak la bemolden aldık. La 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 sol fa mi fa sol fa sol. Tekrar. La 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 sol fa mi fa sol fa sol. La 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 sol fa mi fa sol fa sol. Gibi. Bu şekilde iki bölümü birbirine seri bir şekilde bağlayarak çalabiliriz arkadaşlar. Bu iki bölümü 6, 7, 8, 10 defa kafanıza göre çalarsınız ve çalma işi bitmiş olur. Sıra eserin sözlerini söylemeye geldiği zaman si bemol 2 ve do'dan gireceğiz. Sözlerin hemen öncesinde, yani sözü söylemeden önce 2 giriş verebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle. Burada ne yaptık? Orta tel boş. Es vererek es. Si bemol 2'yi vurup do'yu çekip do'da Ankara yaptık. Yani es, si, do. Hemen ardından Ankara. Bu işlemi 2 defa yaparız. Yani 2 giriş vermiş oluruz. Evet, bu iki girişten sonra sıra eserin sözlerini söylemeye gelir arkadaşlar. Şimdi sözleri söylerken, eseri seslendirirken hangi notaları çalmamız gerekiyor onu da görelim. Bu iki girişten sonra si bemol 2'den ve do'dan sözleri söylemeye başlayacağız. Yine es vererek orta telden es, si bemol 2'yi vurup do'yu çekip burada Ankara, yani es, si, do, Ankara, Ankara, tekrar si bemol 2 bir vuruş. Yani es, si, do, Ankara, Ankara, si. Burayı çalarken hangi sözü söyledik arkadaşlar? Hemen örnekleyelim, heceleyerek yavaş bir şekilde anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Es verip Cimdallı çarşısında
gibi. Tekrar alalım. Es Cimdallı çarşısında. Yani Es Si Do Ankara. Ankara Si. Bakın burada çaldığımız yerle söylediğimiz sözü bağdaştırmaya çalışın. İyi dinleyerek analiz edin arkadaşlar. Yani burayla sözü Cimdallı çarşısında gibi. İkisini birbirine bağdaştırmaya çalışın. Yani Cimdallı çarşısında. Evet, burayı bir defa bu şekilde okuruz arkadaşlar. Hemen ardından gelen sözde de Si bemol 2'de vurup Do'yu çekerek Re'de 3 vuruş yaparız. Yani ve Do'da Ankara yaparak tekrar Si bemol 2'ye 1 vuruş yaparız. Yani Si Do Re 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 Ankara Si. Si Do Re 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 Do'da Ankara. Yani yapıp 1 vurduk. Evet. Burada da hangi sözü söyledik? Alim amman amman amman. Tekrar burayı çaldığımızda ikinci bir söz söyleriz. Gülüm eğlen eğlen eğlen. Evet, yani Si Do Re 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 Do 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 Si. Alim amman amman amman. Gülüm eğlen 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 gibi. Dediğim gibi çaldığınız yerlerle söylediğiniz sözü bağdaştırmaya çalışın. Kulaktan dinleyerek analiz yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi burayı örnekleyecek olursak, burayı birbirine bağlayacak olursak sözleri. Öncelikle iki giriş verdik. Yani Es Si Do Ankara, Es Si Do Ankara. İki giriş verdik. Bu iki girişten sonra hemen sözleri söyledik. Cimdallı çarşısında Alim amman amman amman. Gülüm eğlen 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 gibi. Sanırım bura anlaşılmıştır arkadaşlar. Burayı seslendirdikten sonra hemen eser en başta çaldığımız bu iki bölüme döner. Burayı çalarak üzerine sözlerin kalanını ve nakaratı devam ederiz arkadaşlar. Yani buradan la bemolden alarak önceki çaldığımız yerleri çalarak üstüne sözleri devam ediyoruz. Gün doğmaz karşısında, gün doğmaz karşısında. Tekrar alalım. Bakın heceleyerek. Gün doğmaz karşısında gibi. Bu şekilde hece hece buraları çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sözden sonra buraya yine bu iki bölümün üzerine artık nakaratı okuruz. Yani yine aynı yerden la bemolden alarak. Hop cimdallı cimdallı kızlar giyer bindallı. O bindalın üstüne bu kolları sarmalı. Nereden geliyorsun Ankaralı gibi. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani basit bir şekilde heceleyerek çalıp okuyabileceğiniz bir eser. Eseri özetlemek gerekirse şu iki bölüm saz kısmı olarak çaldık. Daha sonra giriş verip İlk kıtayı ve nakaratı okuduk. Bu işlem tamamlandıktan sonra tekrar en başa dönüp yine 7-8-10 defa saz kısmını tekrar çalarız. Ve tekrar giriş verip ikinci kıta ve yine nakaratı aynı şekilde okuruz. İsterse eser 50 kıtada olsa çalacağımız yerler buralar. Bu şekilde eseri baştan sona icra edebiliriz arkadaşlar. Benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Destek için de videomuza beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için inşallah yeni çalışmalarımız gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.